Bahçemiz 30 dekar Japon eriği bahçesi. Şu anda da budama yapmaktayız. 30 dönüm Japon eriği içinde 3 cins eriğimiz var. Black Diamond, Black Beauty, Black Amber cinsi. Şu gördüğümüz bölgeler şu anda budamış bulunuyoruz arkadaşlarla beraber. Bu da bir Black Beauty cinsi bir Japon eriği. Bunların üçünün farklı farklı budama sistemleri, farklı farklı gelişme şekilleri vardır. Onun için hepsini ayrı ayrı bir işlem yapmak zorundayız. İşte bu gördüğümüz Black Beauty cinsi bir budanmış bir erik ağacı. Zaten hepsinin ortak amacı şudur. İyi güneş ışığı almasıdır. Bu da zaten ortadan güneş ışığını şu şekilde alsın diye şu gördüğümüz içe giden şu dalları çıkartıp dışa doğru meyil verdirmişiz. Yani güzel bir ortası açılmış oldu. Yani hem güneş ışığını hem rüzgarını iyi alsın diye. Bu tarafta Black Amber cinsi bu da Black Amber cinsi bir Japon eriğimiz. Bunların meyve tutumu, çiçek açması, meyve tutumu diğerleri gösterdiğimiz cinse göre daha bir farklıdır. Bu gövdeden çiçek açıp meyve tuttuğu için ana gövde haline getirmişiz. Yine diğer erikte olduğu gibi ortası açık. Bu dikine giden bir cins olduğu için bunu bu şekilde getirmemiz epey zor oldu. Hem örnek şurada görüldüğü gibi içten olan bir dalı alıp dışa doğru vermişiz. Hem de zaten küçükken bunları böyle kargıyla, kamışla bu şekilde açmışız. Yukarıya doğru çıktıkça işte tek dal üzerine dışa doğru. Şurada şu elimin ucuna dikkat ederseniz burada yine içe giden bir dalı kesip dışa doğru. Aynı şuradaki olduğu gibi hala dışa doğru açmaktayız meyvemizi ki güneş ışığı yukarıdan içerisine eşit dağılsın. Bu bölgelere de ışık girerse daha kaliteli meyve almamız açısından böyle yapıyoruz. Yani böyle öğrettiler bize. Biz de bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir farklı cins daha ağacımız var buranın içerisinde. O da Black Diamond cinsi. O da genel sistem olarak aynı ama ufak tefek değişiklikleri var. Onları da izah edeyim size. Black Diamond cinsi bir erik ağacımız. Bu da 5 yaşında. Burada geçen yıl bir hataya düştük. Bu hatada o kadar çok meyve tutuyor ki bu ağaç. İki defa seyretmemize rağmen aşırı yükü olduğu için bir de diğerlerine bakış meyvesi geç hasat olduğu için ağaç yorgun ve bitkin hale geldi. Yani diğer meyvelere aynı yaşta olmasına rağmen daha büyük olmasına rağmen geçen yıl çok aşırı derecede meyveyle kaldığı için ağaç küçük kaldı. Onun için bunu daha sert bir budamayla ağacı kurtarıp ağacı geliştirme şeklinde budayacağız. Arkadaş şunu siz önce alır mısın? Şunu çıkart bu arada. Bir de şunu çıkart. Evet. Şunu da şunu çıkart arkadaşım. Şunu da kullan. Şu ikisi de. Önce şunu bir aldık ben. Şunu nasıl alıyorsun? Karşıya mı gitsin alacağım? Şimdi ağacı gençleştirme açısından fazla meyve tutmasın diye şu dalları biz alıyoruz. Yani az dal az meyve bu sene için bu ağaçta. O kadar çok meyve tutuyor ki o kadar fazla meyve ağaç artık şey oluyor, taşıyamaz hale geliyor. Bazı erik bahçelerinde çiçeklenme ve tozlanma problemi yaşanıyor. Fakat bizim bahçemizde öyle bir problem yok. Bunun sebebini de Abdullah Kankaya hocamıza bağlıyoruz. Allah razı olsun. Ne derse kanun şeklinde uyguluyoruz biz. Onun da mükafatını görüyoruz. Evet. Şu şekilde dalları azaltıp
az meyve tutmasını sağlayacağım. Ondan sonra da ağacı bir kurtaracağız. Ondan sonra da meyve isteyeceğiz. Bu ağaçlarımızdan da. Şöyle biraz daha şuralardan küçültelim. Bir nevi gençleştirme oluyor. Evet, evet. Aynen o şekilde. Bu ağaçları da biz canlı olarak düşünürsek, hiç kimdeyse şurayı bir alabilir miyim bana? Şunu çıkartayım. Evet, orada. Bunlarda olduğu gibi bunda da tırnak kalmıyor değil mi? Evet. Tırnak işi tırnak ağaçta kalmıyor. Tırnaklı bırakacağına o da hiç budama, ondan daha iyi bence. Evet. Elimizden geldiğince tırnak işine dikkat ediyoruz. Bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Şu uygun bir dal değil. Hem kırılmış, evet, hem yere bakıyor. Bunu bu şekilde aldık. Şurada var. Çiçek bahanları alıyoruz dışarıya. Bu şekilde. Evet. Hep böyle iş kısmını alırsan sadece. Bunu söyleyeyim kardeşim. Ben zaten onları aldım şuraları. Şurada bir şu var. Kısa gelen bir dal bırakıyoruz. Üstlerini elleme. Ha o şekil. Onu da o şekil. Elindekini de tamam inebilir. Dur. Yok oradan. Evet. Alttakin alayım. Onun altındakini. Kestiğini altındakini. Altından orada değil. Ha tamam. Tamam inebilirsin. Bunu bayağı yükünü hafiflettik. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Bu o cinsen değil. Burada o kadar çok aradan çıkartacağımız dallar var ki. Bir tanesi şu. Seyreteceğiz. Onu çıkartalım. Evet. Bir tanesi bu. Buradan da şunu çıkartalım. Evet. Onu da çıkartalım. Kestiğimiz kalın dalların yerlerine şuralara, şu gördüksek şu bölgelere de haşu macunuyla kapatacağız. Şuralara ki herhangi bir hastalık vesaire girmesin diye haşu macunuyla kapatacağız. Şunları alıyoruz Yunus. Merdivenle çıkıyorsun. O buradalları alıyoruz. Dışa gelenlerden birer tane. Evet, dışlara kaldı Yunus Bey. Bu şekilde. Öbürüne geçiyoruz. Sen otlarını uygunsuz dallar al. Tamam. İki tane merdivenimiz var. Budama ile ilgili özel yapım merdiven. İkisinde patenti bize ait. Biri Ali Hocam'a ait, birisi diğerisi bana ait. Aynısını yaptırmak isteyenler benimle görüşecek. Bu nasıl? Dur. Bunu ne yapacağım? Şunu alacağım. Bunu alacağım. Onu da affetmeyecek. Aynı zamanda seyrek olursa seyretmeden de karımız olacak. Şu bir yıllık sürgünler hem içeride hem bu sene bunlar da meyve gözü yok. Onları aldık. Bunu aldık. Dışarı doğru açık bir kavis aldık yanında. Şurada da var aynı sistem bir şey. Şunu aldığımız zaman şunu da kısa alırız. Şunu da uçtan alırsak şöyle bir bize bir temiz bir dal çıkıyor. Bakın. Aynı burada göründüğü gibi. Bu tarafa doğru geçebiliriz. Evet kardeşim, şunu alabilirsin.
Veya o sadaki. Hangisini istiyorsun ha? Bu da şuradan. Gördün mü? Hiç uygun değil. Anacığım, solak budayana solak deniliyor. Sağ budayana ne deniyor? Salak. Şimdi sen hangisinden oluyor? Ben solak. Solak mı? Mehmet. Sağ. Mehmet salak. Sağ ya. Yani şunu buradan bırakmana gerek yok. Şimdi birisini iptal et. Yani o kalınlaştı monastır. Bırak bırak. Zekeriya senin önceki şeylerin seyretmiş mi Abdullah Hoca? Sormadın mı? Abdullah Hoca kendilerini seyredemiyor, kendi çektiklerini ki. He, zaman yok. He? Benim çektiklerimi seyretsin adamcağız. Bir oraya koştu diye, bir buraya koştu diye. Bir adam var elimizde iyi kötü. Arkadaş, o da nereye koşacağını şaşırdım. Bravo, bravo, bravo. Mehmet kuşçu, bıçkıyı getir kardeş. Buradan bir tanesini çıkartıyorsun. Çünkü birbirine yakın çıkarsın onları. Ortadakini de al kardeş. Karşıdan. Bir dakika. Evet. Şimdi daha uygun oldu. Çatal oldu gibi. Arayı açtık oranın. Daha güneş görür, daha iyi hava alır. Daha kaliteli meyve olur yani. Şimdi bu sürgünlerin, genç sürgünlerin ucunun hepsinin kesilmesi gerekiyor mu? Kesilmesi gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Buradan kestiğimiz zaman her kestiğimiz yerden daha güçlü, daha uzun, daha fazla çatallı dal çıkıyor. Onun için böyle kısa kısa dallar, bunlar gibi dallar bıraktığımız zaman buralardan daha az uzamış dal oluyor. Kestiğimiz yerden, her kestiğimiz yerden 4-5 tane çatallayıp daha güçlü, daha uzun çıkıyor. Şu uygun bir dal bence. Şu fazla uzamıyor. Için. O aşağıda bunun işi, yukarıda o ağır gelir, kolunu yoracak. Söylemez hocam, sen kolay gelsin. Sağ olasın. Mustafa, efendim. Bunu ortadan çıkar. Tertipli düzenle, tertipli düzenle bilenin işi başka oluyor. Yakın ya. Gerek yok. Bu dantayı yiyeyim. Evet, bu güzel oluyor. İskif ediyorum. İskif güzel oluyor. Çıkart, sen şu makası. Ağaçları birbirine fazla şey kalmasın ya. İyi, inceliyorum. Yarın da İsmail abi macun işine geçecek. Allah razı verirse. Yarın toplayacağız. Yarın macun işine İsmail hocam geçecek. Peki abi şunu. Ver bana. Evet, hadi. Bunlar şu büyük dalları dahi. Yaşar şeyimiz var. Çıkartacağımız.